Hocam, çam sakızı çoban armağanı sarma getirdim size. Bence sarma yahu. Ha, belli ki esas yeteneğin bu değil. Ne içersin? Vallahi bir demli çayınız varsa. İçki almak istemez misin? Aa, yok, ben mesai saati dışında içmiyorum prensip. Pekala, pekala. Evime hoş geldin güzel kız. Soyun. Ha, Açılay dediydi. Bu beden egzersizleri falan değil mi? Jimnastik için mi? Ne? Kim? Terazi lastik, jimnastik. Böyle komediye de bir yatkınlığım olduğunu söyler arkadaşlar. Anlıyorum. Soyun. Ha, nefes açma açısından. Çünkü ben yanımda eşortmen falan da getirdim. Zaten normalman çok eşortmen bir insanım. Bak gördün. Eşortmen, sportmen. Anladın. Böyle otomatik geliyor. Ha. Bunları önceden hazırlamadım hocam. Sevgilim. Gel. Yanıma otur. Bana seni heyecanlandıran şeylerden söz et. Mesela gördüğün oyunlardan. Ben Osmanlı'ya çok bakıyorum genelde. Tarihi oyunlara. Ama nasıl böyle biliyor musun? Sürekli olaraktan o Hürrem ne yaptı, ne etti? O Pargalı neyin peşinde? O Valide Sultan'ın kafa nasıl bir kafa? Diziyi mi diyorsun? Ha, tiyatro işte. O televizyon dizisi sevgilim. Sahnede ne seyrettin? Sahne olarak Serdar Ortaç konserine gittim yazın. Yahu öyle değil. Oyun olarak ne seyrettin? Seyircili oyun. Seyircili olarak... Ha, şeyi seviyorum. Hani var ya o Azeri kız. Ya onun konuşmasına ben bayılıyorum ya. O da televizyon dizisi. Seyircili diyorum yahu. Seyircili o. Arkadan gülüyor insanlar. Seyircili değil sevgilim. Allah'ım. Ya seyircili değilse kim gülüyor arkadan? Ben mi? Ben evde oturuyorum tek başıma ama duyuyor mu gülenleri edenleri? Orada seyirci var, o belli bir şey. Diyafram. O değildi. Ben neyi öğrendim biliyor musun hocam? Var ya, o Hürrem'deki herkes çok eskiden gerçekten yaşamışlar. Ya? Ben bunu bir duydum, dedim vallaha pes. Yangın var! Ah, hormonlar yüzünden katlandığımız şeyler sevgilim. Nerede kalmıştık?